Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size ABB firmasının evsel EV şarj istasyonu olarak piyasaya sunduğu Terra AC Wallbox ürününün nasıl kurulacağını en ince ayrıntısına kadar açıklayacağımız bir video olacak. Sağ olsunlar, ABB'nin teknik departman sorumlusu Mevlüt Bey yanımızda. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Kerem Bey. Daha önce de bir video yapmıştık. Belki de ekranın üstüne o videoyu yerleştiririz. Çok keyifli bir video olmuştu. Hem DC ile çalışan hem AC ile çalışan şarj ünitelerini daha önce anlatmıştık ve çok keyifli de bir sohbet olmuştu. Evet. Bugün ise Terra AC Wallbox üzerine detaylıca bir video yapacağız. Bu cihaz nasıl kuruluyor, kabloları nasıl bağlanıyor? Kutusundan çıktıktan sonuna kadar göreceğiz bunu. Evet, ya bu videoyu izleyen birisi aslında teknik tarafta yetkinliğe sahip birisi. Kendi başına hem bir teknisyenin yapabileceği işlemleri yapacak, sonra da son kullanıcının yapabileceği ne varsa bu videoda göstermiş olacağız. Evet. Tekrar hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hemen hızlıca cihaz kurulumuna başlayalım. Evet, bugün Yeşil Bina konseptimizin önemli bir parçası olan elektrikli araç şarj ünitemizi yerine montaj edeceğiz. Yavuz bu konuda sağ olsun tüm maharetini gösteriyor. Yavuz Bey, şimdi ne yapıyorsunuz? Bize tarif eder misiniz? Şimdi cihazın içine açalım ve hızlıca montaja başlayalım. Cihazımız 22 kW gücünde trifaz bağlantılı, Ethernet girişi ve Wi-Fi bağlantısı olan bir cihazımız. Ayrıca Modbus ve I/O çıkışlarımız olan bir cihazımızdır. Hızlı bir şekilde kurulumunu tamamlayacağız. Tamamdır. A, L1 toprak. PE toprak. Nötr. Nötr. L2 ve L3. B ve C de L2, L3. Bazı cihazlar faz seçer derler ya. Evet. Bu cihazda öyle bir özellik yok. Bu cihazda fazla ilgili böyle bir detaya gerek olmayacak. Evet, şimdi cihazımızı standımıza yerleştireceğiz. Daha sonrasında şebeke bağlantılarını yapacağız. Buradaki önemli detaylardan bir tanesi, burada elde ettiğimiz, arabayı doldurduğumuz enerjiyi de güneşten sağlamamız. Bu işin en önemli kısmı bence. Mevlüt Bey, şimdi sağ olsun Yavuz kabloları bağladı. Enerjiyi vereceğiz. Şimdi sonraki adımları sizden öğrenmek istiyorum. Evet. Ne yapacağız şimdi? Daha sonra kutumuzun içinden çıkan kullanım kılavuzunun içinde bir kartvizit şeklinde bir tane şifremiz vardır. Bu cihazı kişiselleştirmek ve kurulum için kullanılır. Ondan sonra direktmen kurulumuna başlayabiliriz. Tamam, o zaman cep telefonumuza uygulamayı kurup hemen ilk bağlantımızı cihazı sağlamış olalım. O zaman yağmur da başladı. Hemen içeri kaçalım. İçeride kuruluma devam edelim. Mevlüt Bey, şimdi biz cihazımızı kurduk, enerjilendirdik. Yeşil ışığı da gördük, her şey yolunda. Şimdi kuracağız ve bu kurulumda ilk etapta orada aslında bir teknisyen var ve onun yapması gereken işlemleri şu an yapacağız. Doğru mu? Evet Kerem Bey. İlk kurulumu bitirdikten sonra kullanıma hazır hale getirebilmek için bu ayarların yapılması gerekiyor. Tamam. Bu son kullanıcı tarafından değil, kurulum yapan kişi tarafından, teknisyen tarafından tamamlanması gerekiyor bu adımda. Tamam. Şu anki programımızda bu teknisyenin kullandığı program, onun ayarları. Programın ismi de Terra Config. ABB'nin Terra Config uygulamasıyla cihazımızı konfigüre edeceğiz. Öncelikle Android veya Apple telefonlarda bu uygulamamızı indirmemiz gerekiyor. Terra Config. Aşağıda ekranımıza account oluşturmamız gerekiyor. Kaydoldan devam ediyoruz. Hesap oluşturacağız. Cihazı yapılandırmasına geçeceğiz. Ön yapılandırma. Ön yapılandırmaya gerek yok zaten, çünkü ilk cihaz olduğumuz için sizin account'ta direktmen yapılandırmaya geçebiliriz. Evet, şu anda cihazımızı görüyor telefonumuz. Cihazı hemen görmesinin sebebi Bluetooth'la şu an direkt bağlantığı için programa hemen görebiliyor. Doğru. İsterseniz bunu direktmen cihazın yanına gidip scan yaparak da, taratarak da bulabilirsiniz. Cihazın yanındaki etiketten. Evet. Sağ tarafında bulunan etiketi tarayarak. Eğer bulamazsa. Bulamazsa. Bunu bu şekilde de bağlantılabilirsiniz. Güzel. Kullanım kolay. Biz şu anda Bluetooth üzerinden direktmen bulduk zaten cihazımızı. Kontrol edelim seri numaramızı. Seri numaramız doğru. Bağlantıyı yapabiliriz. Devam edelim. Evet, şimdi pin kodumuzu istiyor. Şimdi pin kodumuzu yazacağız.
uygulamamız Türkçedir. Veya diğer dil seçeneklerini de seçebilirsiniz. Türkçe olması önemli bir detay. Evet, kesinlikle çok büyük bir birçok marka dikkat etmiyor bu tarz detaylara ama önemli bir detay bence. Cihazı bir at vermek istiyorsanız zaten konumuz Türkiye olduğu için devam ediyoruz. Bu tamamen size kalmış. Kişiselleştirilmiş. Evet. Şimdi en önemli noktalardan kısım yazılım kısmı. Yazılımlar şu anda araçlarda sürekli telefonlar gibi güncelleme istediği için cihazlarında ve araçlarında güncellenmesi gerekiyor. Bunlar için de buradan direktmen güncellemelerini yapabiliyoruz. Şu anda cihazımızın da bir güncelleme ihtiyacı var. 1.6.5. Bunu ilk başta her zaman güncellememiz gerekiyor. Mevlüt Bey, biraz önce hafiften bir yağmur atıştırdı, hemen içerik açtık. Bu cihazla ilgili o anlamda da bir sıkıntı olmayacak, doğru mu? Evet. Dışarıda kalıyor çünkü. Bu detayı da söyleyelim. Cihazımız IP54 sınıfında her türlü mekanda kullanabilirsiniz. Dış ortamlara uygundur. Harika. Şu an güncelleme yüklendi yazıyor, tamam diyelim. Evet, şimdi artık. Bir güncellememiz daha varmış, 1.6.6, onu da güncellememiz gerekiyor. Artık yüklendi diyor. Evet, tamam. Şimdi yazılımımızı tekrardan kontrol edelim. Son güncel hali midir? Evet, şu anda güncel halimiz son sürümümüzde mevcut. Bundan sonra bağlantılar kısmından cihazımızı Wi-Fi veya Ethernet yoluyla bağlayacağız. Wi-Fi'miz var sanırım burada. Evet, evet, doğru, Wi-Fi. Wi-Fi'mizi aktif edelim. Tamam, şimdi parolamıza girelim. Kaydedelim. Devam edelim. Tak çalıştır kısmına geldiğimizde, bu tak çalıştır kısmı ya geldiğinizde aracınızı plağa taktığınız anda şarja başlar. Cihazımızı taktık. Şu anda 3. LED'imiz de hazır. Şarja başladı. Şu anda tak çalıştır modunda. ...7.2 arabanın özelliğinden dolayı mı 7.1, 7.2? Evet, cihazın içindeki inverter'ın 7.4 kW olduğu için maksimum çekebileceği güç bu kadar. Şu anda bataryamız da 85 olduğu için zaten maksimum 7 kW alacak. Batarya gücü doldukça şarj yavaşlıyor zaten. Evet. Bu genel bir mantalite. Evet, bu bataryaların karakterisinden kaynaklı. %80'in üzerinde genelde araçlarda şarj eğrisi aşağı doğru düşmeye başlar. Evet. Aracımızın ihtiyaç duyduğu 7 kW enerjiyi şu an olabildiğince ilk etapta güneşten almaya çalışıyoruz. Bakın şu an 1.13 kW güneşten geliyor. Geri kalan ihtiyaç olan 6.4 kW da tamamıyla şebekeden çekiliyor. Ama üzülmeyin, çünkü güneş fazla olduğu ve evin ihtiyacı az olduğu dönemde de enerji fazlası direğe doğru gidecek ve böylelikle bir ay içerisinde arabanızı şarj ettiğiniz enerjiyi şebekeye geri vererek de mahsuplaşma yapabileceksiniz. Bu bir problem değil. Telefonun üzerinden durdurabiliyoruz. Tak çalıştırmamız şu an devre dışında, biz RFID kartıyla kullanacağız. Bu durumda sadece bu kartın sahibi olan kişi arabayı şarj edecek. Evet, şimdi aracımızı RFID'ye okutarak şarj edeceğiz. Şimdi RFID kartımızla şarjımızı başlayacağız. Plağımızı aracımıza taktık. RFID kartımızın okunmasını bekliyor. Şu anda aracımızın plağı takılı, şarj etmiyor. RFID kartımızı dokundurduğumuz anda cihazımız şarj seansına başladı. Şarjımızı tekrar durdurmak için ya uygulama ile ya da tekrardan RFID kartınızı okutarak durdurabiliyorsunuz. Durdurmak için tekrardan dokundum ve şarjımız sonlandırdık. Devam edelim. Şimdi
daha kurulumumuz bitmedi. OCPP sunucumuz yani bir operatöre bağlanacak mı? Bunun için gereklidir. Biz şu anda o bir operatör kullanmadığımız için sadece son kullanıcı evinde evet. kendisi kullanacak. Bireysel. Bireysel kullanım olacak. O yüzden burada bir şey yapmıyoruz. Evet, şimdi enerji yönetimi kısmı. Enerji yönetim kısmında zaten bizim cihazın çekeceği maksimum akım 32 amper. Şimdi cihazımızda şöyle bir özelliğimiz var. Cihazımız 22 kW ama sizin evde kullanacağınız maksimum gücünüz örneğin 11 kW olduğu zaman. Siz burada giriş akımlarını ayarlayabiliyorsunuz. 22 kW'da 32 amper, 11 kW'da 16 amper olarak ayarladığınız anda cihaz maksimum 11 kW ile şarj edecek. Faz bağlantı sıramız zaten L1, L2, L3 ve grid şebekesi, elektriksel grid şebekesi tipi dediğimiz topraklama bağlantı tipidir. Genelde konutlarda kullanılan tip TT ve TN'dir. Bunu seçmiş oluyoruz. Evet. Devamında Modbus bağlantısı kurabiliyoruz cihazla. Bunu aktif edelim isterseniz. Kullanmayacağız ama en azından görelim. Burada cihazı dinamik ve statik yük yönetimi yapabileceğiz. Bu yük yönetimi nedir? Örnek olarak görüyorum bunları. Evinizde buzdolabı veya çamaşır makinesi çalıştığında bu yükü karşılayamayacaksa sizin ana girişiniz, cihaz bunu algılayarak gücünü kısabiliyor. Dinamik bir şekilde bunu ayarlayabiliyor. Dinamik bir şekilde yapabiliyor. Harika. Bunu da buradan ayarlayabiliyoruz. Şu anda bizim dinamik veya statik yük yönetimi olmadığı için bunu devre dışı bırakacağız. Giriş çıkış dediğimiz bakalım. Şimdi giriş çıkışımızı aktif edelim. Bunları da görelim ne olduğunu. Giriş çıkışımızda bunlar inputlarımız var. Inputlarda duraklat, tak çalıştır, etkinleştir veya devre dışı bırak var. Bunlar bir kontak, dışarıdan bir kontak yardımıyla normal otomasyon sistemine entegre edilebiliyor. Akıllı bir ev yapmak istiyorsak, bir otomasyonumuz varsa tabii onun içerisine çok rahatlıkla bağlayıp girişler, o girişlere göre de cihaz farklı şekilde çıkışlar verebilecek. Kesinlikle. Devamında çıkışlarımızda zaten gördüğünüz gibi güç rölesi koruma, şarj ediliyor, aktif oturum kullanılabilir ve hata olarak bildirim verebiliyor size. Ya da şarj olduğunda bir lamba yakacağız, araba şu an şarj oldu, bitti, artık gitti gibi. Veya uzaktasınız. Veya hataya düştüğü zaman kırmızı bir lamba yakabiliriz. Güzel, aslında çok kullanışlı, pratik kontrol mekanizmaları. Evet, cihazı her pozisyonda aslında kullanılabilir, çok pratik bir cihaz. Bunlar da şu anda kullanmayacağımız için devre dışı bırakıyoruz. Kartlar tarafına geldiğimizde, harici kartlar dediğimiz ABB'nin verdiği RFID kart haricinde MiFire özellikli kartlarda ekleyebiliyorsunuz. Bu onun için gereklidir. Harici kartlar etkinleştirik olarak birden fazla kullanıcı tabii ki kart almak istediğinde. Peki ABB şu RFID'den bize birden fazla verebilir mi? Tabii ki. Satın tabii alabiliyoruz. Ki. Satın alabiliyorsunuz. Şu an o kartların etkin olması bir anlam ifade etmiyor o zaman. Kapalı da olabilir. Kapalı da olabilir. O sizin evet. tercihinize evet. bağlı. Plana gelelim. Planlamada gece veya gündüz ayrım yapabiliyorsunuz. Gece kullanım yapabiliyorsunuz veya gündüz saatlerini kullanıyorsunuz. Tarihlemeleri de planlayabiliyorsunuz. Şu anda kurulumumuz tamamlandı. Yapılandırmayı onayla dediğimiz anda cihaza bütün ayarlarımızı göndereceğiz. Şu anda yapılan ayarların hepsi cihaza aktarılıyor. Bunu normalde son kullanıcı elektrikten anlayan birisi ise bu programı indirip kendi evinde çok rahat yapabilir. Çok rahat yapabilir. Herhangi bir illa bunu ABB'nin yetkili teknisyeni yapacak diye bir zorunluluk var mı? Yok. Yok. Bunu kurulum yapan herkes yapabilir. Şu anda cihazımızın ilk kurulumu tamamlandı. Bundan sonraki adımımız son kullanıcının ayarlarını yapmak. Hı hı. Bunun için de diğer uygulamamızı yükleyeceğiz. Charger Sync uygulaması. Evet.
Hemen cihazı gördü zaten. Evet, TrackMan yine aynı şifremizle Bluetooth üzerinden bağlantıyı kuracağız. Eğer görmezse barkod oku diyeceğiz. Barkod oku ile yanındaki etiketten. Sağ tarafındaki etiketle taramayla bulabiliyoruz cihazımızı. Tamam, ama şu an gerek yok çünkü buldum. Evet, yine pin kodumuzu gireceğiz. Şu anda cihazımız Wi-Fi'den de bağlı olduğunu görüyoruz. Biraz önce teknisyenlerin kullandığı uygulamadan yapmıştık bunu zaten. Evet. Otomatik buraya da geldi. Bundan sonra son kullanıcı ayarlarını yapacağız. Bitir diyoruz. Bitir diyoruz. Şu anda Wi-Fi üzerinden ve Bluetooth üzerinden tarama yapıyor. Cihazı bulmaya çalışıyoruz. Wi-Fi bağlandı. Evet, şu anda cihazımızda internette de bağlanmış oldu. Şu anda ana ekranımızı görüyoruz. Cihaz aracı şarj esnasında bu ekrandan direktmen takip edebileceğiz. Burada şarj seanslarımızı görebileceğiz. Burada birim fiyat olarak girebiliyorsunuz. Günlük olarak sizin birim fiyattan ne kadarlık şarj TL olarak ne kadar şarj yaptığınızı görebiliyorsunuz. Bize ne kadar mal olduğunu göreceğiz. Görebiliyorsunuz, evet. Şimdi RFID kart eklemesini yapacağız. Şu anda zaten elimizde bulunan kart ekli durumda. Seri numarasıyla uyuşuyor. Şu anda bu kartımız ekli durumda. Bu kutunun içerisinden çıkan kart. Doğru. Şu anda şarj etmeye hazır durumdayız. Başka birkaç tane daha kartımız olsaydı her birini tek tek buraya eklememiz gerekiyordu. Burada tekrardan RFID kart ekle dediğimiz anda zaten sizi uygulama yönlendiriyor. Başla dediğiniz anda 10 saniye boyunca RFID kartımızı ekranın cihazın sağ üst köşesindeki noktaya dokundurduğunuz anda cihaz bunu tanımlıyor. Böylelikle eklenmiş oluyor. Cihazımız üzerinde 5 tane toplam LED'imiz var. Bunlar da üzerinde görülen simgelerde gördüğünüz gibi alttan birinci LED'imiz cihazın enerjili olup olmadığını gösteriyor. İkinci LED'imiz internete bağlı olup olmadığını gösteriyor. Üçüncü LED'imiz cihazın planının araca takılı olup olmadığını gösteriyor. Dördüncü LED'imiz de aracın şarj olduğunu gösterir. Beşinci LED de kırmızı olarak yanar. Bu da hata kodudur. Kırmızı yanıp sönerse cihazımızda bir arıza var. Diğerlerinde aracımız şarj olduğunu gösterir. Uygulama üzerinden şarjı başlatacak. Evdeyim, oturuyorum. Aracımın soketi takılı. Şarj et diyorum. İstersem evde Bluetooth bağlantısı ya da Wi-Fi bağlantısıyla istediğim yerden başlayıp durdurabiliyorum. Tabii ki. Evimizde herhangi bir yerde internete bağlıysanız, cihazınız internete bağlı olduğu sürece herhangi bir yerden cihazınızı, aracınızı şarja başlatıp veya durdurabilirsiniz. Şarj kablosu da oldukça uzun. Kolaylıkla aracımıza yetişecek. Bu da önemli bir detay. Cihazımızın kablosu 5 metre. Araç dışarıda olsa bile yetişebilir. Bizim senaryomuz için gayet uygun. Uygun oldu, evet. Harika. Evet, bugün Yeşil Bina konseptimizin önemli bir parçası olan elektrikli araç şarj istasyonunu sağ olsun ABB'nin bu konularla ilgili teknik tarafının yetkilisi Mevlüt Bey ile beraber AC Wallbox, Terra AC Wallbox. Tam olarak ismi bu. 22 kW'lık bir şarj ünitesini evimizin hemen garaj girişine sabitledik. Devreye alma işlemlerini sizin için bütün adımlarıyla beraber çektik. Umarım bu video çok faydalı olacaktır. Çünkü bu videoyu izlediğinizde tek başınıza bütün teknisyen ayarlarını, tabii ki teknik tarafta bilgisi olan arkadaşlar için bunu söylüyorum. Altını da özellikle çizelim. Tek başına bu süreçleri, ayarları yapabilecek ve şarja başlayabilecek bir duruma gelebileceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra katkılarından dolayı ABB'ye ve özellikle Mevlüt Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Güzel bir kurulum oldu. Biz de öğrendik. Hem de öğretici bir video oldu. Bizim için en istediğimiz video şekli. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Her zaman destekleyeceğiz sizi bu konuda. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.